Sevgili dostlarım bugün Merkez Bankası ne kadar faiz indirirse dolara etkisi ne olur konusunu sizler için işleyeceğim. Aslında birkaç konu başlığını sizlerle paylaşacağım. Bunlardan birisi faiz neden indiriliyor? Faizi indirilmesi için gerekçe nedir? Bu faiz indirimi ile ilgili genel beklentiler ne? İkinci başlık olarak buna bakacağım. Faizin kura etkisi ne olacak? Yani ne kadar faiz indirilirse ne kadar kur yükselişi yaşanabilir? Ve kurun piyasaya ve enflasyona etkisi ne olacak? Sert bir kur yükselişi olursa tekrar bir faiz artışı ve buna bağlı olarak da tekrar piyasanın kilitlenmesi söz konusu olabilir mi? Yani bir kısır döngüye girebilir mi Türkiye ekonomisi? Bunları sizler için değerlendirmeye çalışacağım. Öncelikle isterseniz neden Merkez Bankası faiz indiriyor o konuyla başlayalım. Merkez Bankası Cumhurbaşkanının talimatı nedeniyle faiz indiriyor. Hatta bir dedikoduya göre daha önceki Merkez Bankası Cumhurbaşkanının 300 bas puanlık faiz talebini karşılayamadığı için görevden alındı. Murat Uysal da yani mevcut Merkez Bankası başkanı da bir memur olarak Cumhurbaşkanının talimatlarını yerine getirecek gibi görünüyor. Piyasanın genel beklentilerini sizlerle paylaşalım ve bu piyasanın genel beklentileri gerçekleşirse bunun ekonomiye faydalı ve zararlı taraflarını da sizlere aktarmış olalım sevgili dostlarım. Reuters'ın bir ekonomist kadrosuyla yaptığı ankete göre sevgili dostlarım genel beklenti 250 bas puanlık bir faiz indirim. Yarın verilecek bu faiz kararı ne kadar indirim yapılıp yapılmayacağını hep birlikte göreceğiz. Diğer taraftan tabi şöyle söylentiler de var. Merkez Bankası acaba ters köşe yapar mı? Ben bir ters köşe yapacağı beklentisinde değilim sevgili dostlarım. Büyük ihtimalle Merkez Bankası en kötü ihtimalle piyasanın beklentileri doğrultusunda bir faiz indirimi yapacak. Yani Reuters'ın ekonomistlerle yaptığı anketin sonucu en kötü ihtimalle 250 bas puanlık bir faiz indirimi gelecek gibi görünüyor. İki önemli isim de bu dönemde açıklama yaptı. Bunlardan birisi Emlak Katılım Bankası Genel Müdürü Deniz Aksu Diğeri de Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş'ti. Her ikisinin beklentisi de enteresan. Deniz Aksu önümüzdeki 6 ay içerisinde faizlerin tek haneli seviyeye gelmesini beklediğini söyledi. Bu da politika faizinin de tek haneye gelmesini işaret ediyor. Yani enflasyon beklentisi tek hanede. Buna bağlı olarak da tek haneli bir faiz beklentisi var Deniz Aksu'nun. Biz 9 seviyesini baz alalım isterseniz. 9'a gelmesi için bugünkü politika faizinden tam 1500 bas puan aşağı inilmesi gerekiyor. Yani 15 puanlık bir indirim beklentisi var 6 ay içerisinde. Emlak Bank Genel Müdürü Deniz Aksun. Hakan Ateş'in beklentisini de söyleyeyim. Yıl sonuna kadar 800 ila 900 bas puanlık bir indirim beklediğini söylüyor. E, Temmuz ayındayız. Zaten şurada kala kala 5 ay kaldı. 5 ay içerisinde 900 bas puanlık bir indirim ya ay başına minimum 200 bas puanı işaret ediyor ya da sert faiz indirimlerini işaret ediyor sevgili dostlarım. Bunların hepsini hep birlikte göreceğiz. Piyasada iki tür beklenti var. Bir Reuters'ın dip beklentisi bir de bunun üzerindeki beklentiler var. Zaten Cumhurbaşkanı 300 bas puan indirim yapmadığı için görevden aldı. O durumda minimum 300 bas puanlık bir indirim gelecek. Ama genel beklenti şok faiz artışı karşılığındaki bir indirim olabilir mi? Bu kez 650 bas puanlık bir faiz indirimi alabilir mi? Bu da yoğunlaşmış görüşlerden birisi. Piyasanın önemli bir kesimi de minimum 400 bas puanlık bir indirim. Hatta 650 bas puanlık bir kesinti indirim bekliyor Merkez Bankası'ndan. Şimdi beklentileri de sizlerle paylaştım. Peki hangi faiz indiriminin dolara etkisi ne olur? Bir kere 200 250 bas puanlık indirim bile artık düşük seviyelerde görünüyor ama diğer taraftan genel beklentileri işaret edeceği için yani bundan sonra yapılacak faiz indirimlerinde işaret edeceği için bu indirim ben her halükarda 200 250 bas puanlık bir indirimin bile ki genel beklenti bu değil bu beklenti çok düşük seviyelerde kaldı sevgili dostlarım genel itibariyle 300 400 ve 650 bas puanlık indirimler daha çok piyasa tarafından bekleniyor onun altını çizelim ama diyelim ki 200 250 bas puanlık bir indirim yaptı Merkez Bankası. Böyle bir durumda bile dolarda biz yukarıya doğru bir hareket göreceğiz. Ani bir sıçrama görür müyüz? Bir devalüasyon hareketi görür müyüz? Hayır, görmeyiz ama şunun altını çizelim muhtemelen 200-250 bas puanlık bir düşüş bile doların 6 liranın üzerine çıkmasını beraberinde getirecektir. Neden? Yaratacağı algıdan dolayı. Öte yandan 200-250 bas puanlık bir indirim ekonomiyi de çok fazla canlandırmayacaktır. Ekonomide beklenen hareketliliği beraberinde getirmeyecektir. Onun için daha radikal, daha yüksek faiz indirimleri bekliyoruz. Diyelim ki 300 ve 400 bas puan arasında bir faiz indirimi geldi. 300 ile 400 bas puan arasındaki bir faiz indirimi kurun 6.30 seviyelerine, 6.40 seviyelerine kadar yükselmesini beraberinde getirecektir sevgili dostlarım. Ve şimdi gelelim 400 ile 650 bas puan arasındaki bir faiz indirimine. 400'ün üzerindeki faiz indirimleri. Hele ki 650 bas puanlık bir faiz indirimi kurda ciddi bir hareketi beraberinde getirecektir her ne kadar kur baskılanmaya çalışılsa da ki baskılanmaya çalışılacağını düşünmüyorum ben. 650 bas puanlık ya da 400 bas puanın üzerindeki bir faiz indirimi sevgili dostlarım bir anda kurun 7.5-8 aralığına çıkmasını beraberinde getirecek. Neden? 400 ile 650 bas puanlık indirim çok ciddi bir faiz indirimidir ve faizle ilgili yüksek beklentisi olan herkesin faizden kaçması ve dolara yönelmesini beraberinde getirecektir. Bir. İkincisi daha önemlisini söyleyeyim sevgili dostlarım. Yabancı yatırımcıların önemli bir kısmının yurt dışına kaçmasını ya da faizden çıkmasını beraberinde getirecektir. Ha, faizden çıkması iki alternatif yaratabilir. Bunlardan bir tanesi kura dönebilirler ya da faizden çıkanlar borsaya girebilirler ama borsaya girme ihtimallerinin de düşük olduğunu düşünüyorum. Genel reel piyasa verilerine baktığımızda ya da genel bankacılık verilerine baktığımızda sevgili dostlar. Peki 400 ile 650 bas puanlık bir indirim reel piyasanın canlanmasını Konut piyasasının hareketlenmesini, otomotiv sektörünün canlanmasını beraberinde getirir mi? Bence getirmez sevgili dostlar. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Neden getirmez? Çünkü faizler düştü diye kimse gidip koşa koşa otomobil almaz. Faizler düştü diye kimse koşa koşa gidip ev almaz. Bu arada şunu da unutmayalım. Konut sektörü zam yapmak için bekliyor sevgili dostlarım. Evet bir fırsat da olsa da fiyatlarımızı arttırabilsek diye bekliyorlar. Bu faiz indirimini büyük ihtimalle bir zam fırsatı olarak göreceklerdir ve büyük ihtimalle çok ciddi zam yapacaklardır fiyatlarına. Ha zam yapmaları satışları beraberinde getirir mi? Tabii ki hayır. Yani faiz avantajının olması bu zamlara rağmen konut sektörünü canlandırır mı? Tabii ki hayır. Dolayısıyla konut sektöründe canlanma olmayacaktır. Faiz indiğiyle kalacaktır. Otomobil sektöründe de durum aynı. Çünkü otomobil sektöründe de kura bağlı olarak fiyat yükselişi gelecektir ve kura bağlı fiyat yükselişi faiz indiriminin yine önünü kesecektir. Yani beklenen ekonomik canlanmanın olması çok zor gibi görünüyor faiz indirimine rağmen sevgili dostlarım. Evet faiz indirimine rağmen bir ekonomik canlanma büyük ihtimalle gelmeyecektir. Bir sonraki aşamaya geçelim isterseniz. Bir sonraki aşama faiz indirimi eğer ki bir kur şokunu beraberinde getirirse Hala ithalata bağımlı olan ülkemizde ne yazık ki yeni zamlarla karşı karşıya kalırız sevgili dostlarım. Pek çok ürünün fiyatının çok sert bir şekilde arttığını görürüz. Ürünlerin fiyatlarının artmasıyla birlikte de enflasyonist baskı olur ve enflasyonist baskı tekrar faizlerin yükselmesini beraberinde getirir. Yani bir sarmaldan bahsediyoruz. Ben Türk lirasının değersizleşmesinden yanayım. Bir kez daha altın çizerek söylüyorum. Türk lirasının değerli olması, Türk ekonomisine verilen en büyük zarardır aslına bakarsanız. Ancak şunu unutmayalım: ithalat odaklı bir ekonomik modelde ısrar ettiğimiz sürece kur artışları enflasyonist baskı yaratacaktır. Hem de çok ciddi bir enflasyonist baskı yaratacaktır. Bu da faizleri tekrar tetikleyecektir sevgili dostlar. Türkiye ekonomisi ancak şunu yaparsa ayakta kalabilir. Faiz indirimlerini gerçekleştirdiniz. Buna bağlı kur şoku yaşadınız. Kur şokunu bir gümlük duvarı olarak kullanmayı başarırsınız ve bunun yanı sıra Türkiye'deki ekonomiyi canlandırmak adına üretiminizi hareketlendirirseniz, sanayi üretiminizi, tarım üretiminizi hareketlendirirseniz ve yerli üretimle birlikte kurun yaratacağı enflasyonist baskıdan kurtulmayı başarırsanız o zaman dolardaki kur yükselişi sizin için bir avantaj olacaktır. Ancak mevcut koşullarda, bunun altını özellikle çizelim. Mevcut koşullarda faiz indirimi eğer ki bir kur şokunu beraberinde getirirse piyasadaki daralma artacaktır. Reel sektördeki sıkıntılar artacaktır. Enflasyon üzerindeki baskı artacaktır ve bununla beraber de ciddi bir ekonomik kriz gelecektir. Şimdi sevgili dostlarım şunu da bir not olarak sizlere aktarmak istiyorum. TÜİK verilerine pek çok kişi güvenmiyor. Hatta aldığımız bilgilere göre TÜİK enflasyon verilerini olması gerekenin 2-3 puan altında açıklıyor. Eğer ki tablo böyle ise, yani normal enflasyon %18-%19 civarındayken TÜİK bu veriyi %15 olarak açıklıyor ise piyasa buna kanmaz. Piyasa normal artışlarına devam eder sevgili dostlarım. Ama TÜİK'in açıkladığı verilere göre faiz aşağıya çekilir faizin aşağı çekilmesiyle kur şoku yaşanır ve o enflasyon her ne kadar maskelenmeye çalışılsa da günün sonunda gerçek enflasyon değerleri ortaya çıkar ve ister istemez faizde tekrar enflasyona bağlı olarak yukarıya çıkmak zorunda kalır. Türkiye ciddi bir yol ayrımında sevgili dostlarım. Faizin indirilmesi bence de ekonomi için önemlidir, değerlidir, ekonominin canlanması için gereklidir. Ancak Türkiye'nin koşulları şu anki faiz indirimini kaldırıyor mu derseniz bence çok düşünülmesi gereken bir konu. Faiz indirilirse kur şoku engellenebilir mi? Bence çok zor. Peki kur şokunu tetikleyen sadece faiz mi olacak? Bence sadece faiz olmayacak. S400 gibi Amerika yaptırımları gibi bir risk de önümüzde. Bakın o konuyla ilgili de bir video çekeceğim size. Katsa yaptırımları acaba faizi mi bekliyor? Evet, bütün bunlar Türkiye üzerindeki baskıları, Türkiye ekonomisi üzerindeki baskıları arttırmaya devam edecek ve ediyor sevgili dostlarım. O nedenle Merkez Bankası'nın keskin bir faiz indirimi önümüzdeki günlerde çok sert kur hareketlerini beraberinde getirebilir, getirecektir sevgili dostlar. Evet 7.40'ın üzerinde 7.50'nin üzerinde kur fiyatlarını bir anda görebiliriz. Eğer ki Merkez Bankası 400 ile 650 bas puan arasında sert bir faiz indirimi yaparsa. Evet bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşçakalın mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin. Ve eğer ki videomu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın sevgili dostlarım. Hoşçakalın.